sevgili Restoran TV izleyicileri, bir zirvedeki restoranlar programından daha sizler her neredeyseniz bizler de tam oraya konuk oluyoruz. Kiminle birlikte konuğunuz oluyoruz? Şefimiz Taner Dalgın'la birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Taner, İzmir'den katılıyorum. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan. Ben İzmir'den katılıyorum. Adım Taner, soyadım Dalgın. Emborda işletmesinde çalışıyorum, Narlıdere'de. 12 yıldır oradayım. 8 yıl aşkındır oranın mutfak şefliğini yapmaktayım. Genelde banket üzerine çalışıyoruz. Düğün organizasyonları yapıyoruz. Bu şekilde bir işletme. Bugün de geldim size kendi lezzetim olan farklı keşkeyi farklı yorumlayıp bir lezzet çıkaracağım ortaya. İnşallah. Ne yapacaksınız? Bugün keşkekli Şevketi Bostan alt tabanımda olacak. Üzerine de kuzu pürzolam, onun üzerine de meyve sosum olacak. Kuru meyve soslarım. Böyle bir yemeğim olacak. Ayrıyeten yanında da Güneydoğu yöresine ait olan iki bebeti yapacağım. Yani diğer adıyla haşlanmış içli köfte, cevizli, soğanlı bir içli köftem olacak. Üzerinde en son tereyağı gezdirip servise hazır edeceğiz. Böyle. Aman da aman. Çok ağır yemekler bunlar. Ya ağır seçtim, bomba. Biraz farkım olsun dedim bu şekilde. Biraz böyle Osmanlı mutfağı. Yani ben aslında Osmanlı mutfağı ve modern mutfağı karıştırmayı seviyorum biraz. Hı? Yani kendimi bu konuda da geliştirmeye adadım açıkçası söylemek gerekirse. Böyle yani hem modern mutfak, hem Osmanlı, hem Ege. Yani üç mutfağı karıştırıp bir şey çıkaracağım ortaya. Umarım siz ve sevgili izleyicilerimiz beğenir. Böyle bir yemek yapacağım. Beğenilmeyecek gibi olmayacağından eminim ben. Buyurun öyleyse efendim. Tabii, hem sohbetimiz devam etsin. Başlayayım ben yavaş yavaş. Evet. Şöyle tenceremi alıyorum. İlk öncelikle Şevketi Bostanlarım için. Ellerimi daha önce yıkamıştım orada. Evet. Şöyle Şevketi Bostanlarımı doğrayacağım. Şu bilgiyi de vereyim. Şevketi Bostan yarım saate yakın pişen bir sürede olduğu için ön pişirmesini ben biraz yaptım. Hı hı. Tam yarım pişirdim. Burada bulguru ayrıyetten normalde biliyorsunuz ki bulgur buğdayla yapılır. Evet. Ben burada bulgur kullandım. Bu da farklı bir özellik olsun diye. Evet. Şevketi Bostan'ı da herkes bilmez değil mi? Ya genelde Ege yöresine ait olduğu için bir de daha çok tencere yemeği olarak sunulan bir lezzet. Yani kuzu etlisi, dana etlisi yapılır, sadesi yapılır. Böyle bir farklı bir şey denemek istedim ben. Hiç olmayan bir şeyi. Böyle çok fazla da inceltmek istemiyorum açıkçası. Evet. Şöyle bu biraz kart kısmı gelmiş oraya ayırayım dedim. Dişe dokunsun diyorsunuz. Evet, dişe biraz dokunsun ki hani onun lezzetini de alalım yani. Alalım, evet. Ege'de daha çok salata gibi mi yapılıyor? Sıcak yemeği de yapılıyor, zeytinyağlıları da yapılıyor bunun Ege'de. Hı hı. Yani en çok yaygın olan benim bildiğim zeytinyağlısı, evet. Ve kuzu etlisi. Kuzu etlisi. Şevketi Bostan'ımı önce soğanlı biraz sarımsakla birlikte kavuracağım. Hı hı. Yarım soğan koysam yeterli onun için. Şuradan bir diş de sarımsak alacağım. Bu böyle tamam. Şöyle tenceremi ocağın üstüne koyuyorum. Altını açayım. Zeytinyağı bu galiba. Evet. Evet. Şöyle. Çok fazla değil. En son içine bir de tereyağı atacağım ben bunu. Hmm. Pişmeye yakın. Evet. Öyle bir lezzetim olacak. Önce soğan ve sarımsaklarımızı kavuracağız. Evet, soğan ve sarımsaklarımızı kavuracağız. Az bir şey. Çok hafif pembeleşene kadar. Ardından da Şevketi Bostan'ımı ve bulgurumu, kemik suyumu da ilave edip pişireceğim. Yani bulguru da daha önce pişirdim. Normalde hani keşkek kıvamına gelmesi için bir saate yakın pişmesi lazım. Hı hı. Burada da o kadar bir süremiz olmadığı için ön pişirmesini yaptım da geldim ben. Evet. Yani sevgili izleyicilerimiz yaparken Şevketi Bostan'ı, bulguru aynı anda da pişirebilirler. Pişirebilirler. Yani özdeşsin, hem uzun süre kaynatıp da pişirebilirler evlerinde. Zaten keşkek öyle olur, evet, değil mi? Evet, keşkek uzun süre pişen bir şey. Hani bulgur fazla bir marmelat salgılamadığı için içerisine bir de bir yumurta sarısı ve krema koyacağım. Hafif marmelatlansın diye. Evet. Evet, bu şekilde. Şöyle
Yağım ısındı. Bulgurumu da alayım oraya. Evet. Buna koyayım. Ki diğer malzemelerimi de doğrayayım. Onlar çünkü da hazır olsun, evet, diyorsunuz. Ara sıcağımın malzemelerini de doğramam lazım. Dilerseniz temiz bir tahta verebilirim, doğrama tahtası. Olabilir. Yıkamakla uğraşmayalım, ıslak kalmasın. Evet. Şöyle bulaşıklarımı koyayım buraya. Bıçağımı da koyayım. İlk bebetime geçeceğim. Evet. İlk bebetimin de soğanlarını doğruyorum. Yani aynı anda iki yemeği çıkaracağım. Buna da bir kuru soğan giriyor. Hı hı. Bu da ilk bebetimin soğanı burada. O kadar seri hareket ediyorsunuz ki, o kadar hızlı hareket ediyorsunuz ki. Evet. Biz genelde yemek programlarımızda tabii ki birçok sahneyi, görüntüyü hızlandırılmış olarak veririz. Evet. Vakitten kazanabilmek için. Yani işimiz sakın gereği bunları hızlandırmayalım. Yani zamanla yarıştığımız için genelde restoranlarda olsun, biliyorsunuz, hızlı olmak şart. Evet. Biz de elimizden olabildiğince alışkanlık itibariyle yani hızlı çalışıyorum. Enerjiniz çok yüksek ama. Çok, çok teşekkür güzel ederim. Sağ olun. Sizlerin de öyle. Yani programa çabuk adapte olmamı sağladınız. Sıcak enerjinizle sağ olun. Sağ olun. Peki, genelde organizasyonlar için çalışıyoruz. Evet. Hazırlıyoruz dediniz. Evet, evet. Şimdi her biri en azından 350-400 kişi. Tabii minimum zaten bizim maksimum kapasitemiz 1500. Minimum zaten aldığımız organizasyonlar tabii herkese hitap eden bir firmayız. Ama genelde yemekli organizasyonlar 300-400, hafta ya sonları, hafta içleri değişiyor. Genelde yemekli organizasyonlar yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Hani protokol yemekleri olsun, normal iş toplantıları olsun, bu şekilde yemekler devam yapıyoruz. Ediyorsun. Evet. Peki işte bu bir çırpıda 350-400 kişilik yemeği, evet, kaç saatte hazırlayabiliyorsunuz? Yani zaten bizim yemeğin başlama saati 7.30'da başlıyor akşam. Bütün yani kişinin isteğine göre değişiyor da genelde 7.30'da başlama saatleri oluyor. Sabah 9'da başlayıp akşama kadar her şeyi, ana yemeğini, ordövünü, ara sıcağını, meyvesini, her şeyini, hazırlığını yapıyoruz. Hı hı. Şöyle Şevketli Bostanımı 2,5 kepçe kemik suyumu da ilave ettim. Bu kendi restoranımızda da kullandığımız bir kemik suyu. Yani fazla hazır ürünler kullanmamaya dikkat gösteriyoruz. Pilavlarda, çorbalarda. Böyle bir kemik suyu yaptık. Evet. Kuzu eti ve dana, kuzu kemiği ve dana kemiğinden oluşan. Şevketli Bostanımın içine şöyle karabiber oradaydı. Evet. Hemen şöyle size 30'du yardımcı bu karabiber sanırım. Hafıza da o kadar kuvvetli ki 30'du bu karabiber. Gelmeden bayılıyorum böyle şeflere. Yayına bakmadan önce etrafı bir kolajen ettim. Çok önemli değil mi? Yani mizanplası yapmak önemli, ön hazırlığı yapmak yani iyi oluyor. Çünkü tuzunu az attım, bulgurumda da tuz var. Hı hı. Fazla tuzlu olmasın diye. Olmasın. Evet. Böyle. Önce kıymamı da ilk bebetimin kıyma hazırlığına geçiyorum. Hı hı. Şöyle kıymamı koyacağım.
Çıkma telleri buradaymış. Kısık da yavaş yavaş oluşsun o. Evet. Yani diğer malzeme, bulgurumu da Şevketi Bostan'ım için ilave ediyorum. Kaynadı. Zaten piştiği için biz sadece şu anda özleşme aşamasını yapacağız. Evet. En sonda içine bir yumurta sarısı ve krema ilave edeceğim. Daha iyi marmelatlansın. Bağlayıcı. Krema hem lezzet hem bağlama açısından, yumurta da bağlama açısından olacak. Ne aramıştınız? Kaşığım ha, burada. Tamam. İçimden ne geçiyor şu anda biliyor musunuz? Ben keşke sizin konuğunuz olsaydım. Teşekkür ederim. Sağ olun. O kadar güzel. Bu kadar çabuk bir süreç içerisinde mutfağa adapte olabilen, mutfağı bu kadar etkin bir şekilde kullanabilen şeflerimizden birisiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bence, İnşallah ilerleyen zamanlarda söylediğiniz cümlelerin daha iyi yerlere gelmeyi inşallah umuyorum kendi adıma. İnşallah. İnşallah. Sağ olun. Şimdi kaynamak üzere, kaynadı daha doğrusu. Kapağını kapatacağım, suyunu çekmesini bekleyeceğim. Evet. Eğer bakacağım marmelatı istediğim kıvamda değilse, şu anda hani biraz da göz kararı yaptım. Değilse biraz daha suyunu ilave edebilirim. Biraz daha kıymamın suyu da altını edeyim. Açtım ben. Burada yani şöyle bir şey söyleyeyim, püf noktalardan biridir bu. Kıymanızın içine çok hafif su atarsanız çok bir damla topak topak olmasının olmaz. Önüne geçersiniz. Evet. Şimdi hep büyük ocaklarda çalıştığımız için ocak küçük geldi. Farkındayım onu. Evet. Yani yaptığımız kazanlar bu masa kadar. Peki, aklınıza geldikçe sizi güldüren anılarınız vardır, mutfak anılarınız. İllaki. Şöyle bir düşündünüz. Evet, var. Yani var, aklıma gelenlerden biri de gene şu anda olduğum işletmede oldu. Yani biraz iş kurnazlığı diyelim. Menüye yazmayı unuttum bir yemeği. Patrona hayır sen yazmadın dedim. Yani orada hem bir komiklik oldu hem entrika oldu. Bayağı bir yani heyecan dolu anlar yaşamıştım. Beni güldüren şey oldu. Ama durumu da kurtarmadım. Yani dedim sen yazdın. Benim hatam değil. Ama tabii o dakikadan sonra yine ürünü çıkarabildik şükürler olsun ki. Yani misafirlerimize mahcup duruma düşmedik. Yetişti yani, yetiştirdik. Ürün yetişti. Yani Allah'tan 3 saat önceden durumu fark ettik ki yetiştirdik. Şöyle şununla da işim kalmadı, bana fazla geldi, böyle kaldırayım. Evet. Mutfak şefi olarak görev yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, ilk girdiğimde şef yardımcısıydım. 2 sene içerisinde mutfak şefliğine adım attım. Aynı işletmede. Evet. Peki, bir şu an tabii yardımcılarınız da vardır ya, evet, da değil mi? Var. Mutfağın içerisinde ayrı ayrı pozisyonlarda olan arkadaşlarınız da vardır. Evet, var, var. İşletme içerisinde kaç kişilik bir ailesiniz? İşletme içerisinde şu anda 13 kişilik bir aileyiz. Ama yazın artıyor çünkü bizim işlerimiz genelde yazın ağırlıklı olduğu için yazın 40-45'e kadar çıkabiliyor personel sayımız. Mutfak olsun, salon olsun. Bu şekilde. Evet. Yani hangi birimler var? Ben elimden geldiğince tüm birimlere el atmaya çalışıyorum. Soğuk mezeler olsun, sıcak bölüm olsun, salatalar olsun. Yani her tarafa koşturuyorum. Ana tabanlar benden çıkıyor. Karıştırmaları, servis yapmalı diğer arkadaşlarım. Çok hummalı bir çalışmadır o da, değil mi? Evet, organizasyon esnasında. Aynı anda çünkü evet, o servislerin yapılması gerekir. Aynen, değil mi? Evet. 500 metrekare bir mutfağın içerisinde yani bir anda 400-500 tane tabağı açabiliyoruz. Evet, evet. Sonra mesela daha sayılar arttıkça onların palmiyeleri var. Palmiyeleri yerleştirip soğuk odalara alıyoruz. Evet.
Bu şekilde yani servisi de sunumu da gayet rahat oluyor. Soğuk ürünleri gerçi öyle sunuyoruz. Böyle. Evet. Peki siz kendinizi mutfağın hangi alanında daha başarılı hissediyorsunuz? İşte sıcak mı, soğuk mu? Ben sıcak, yani aslına bakarsanız biraz ego gibi olacak ama her bölümde kendimi daha iyi hissediyorum. Daha da kendime güveniyorum. Ama en çok hakim olduğum konu et ve ızgara çeşitleri üzerine. Yani kebap, ne bileyim işte steak çeşitleri, bunların üstüne daha da hakimim. Sulu yemekte de yeteri kadar kendime göre bilgim var. Tabii üstüne kata kata gitmeye çalışıyorum. Evet. Böyle. Peki bu süreç içerisinde hiç kendinize ait tarifleriniz, reçeteleriniz oldu mu? Aslına bakarsanız ben doğaçlama yemek yapıyorum genelde. Ya bir anda gelişiyor. Aslında bunları bir kaleme döksem daha iyi olacak. Ya. Bu saatten sonra yapmam gereken ilk bence işlerden biri bu. Bence kayıt altına alın bunları. Kayıt altına almam gereken işlerden biri bu. Kim bilir ne kadar hoş lezzetler çıkıyor. Çok değişik şeyler yaptığım da oldu. Yani çıkıyor. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum ama dediğim gibi hiç kayıt altına alma fırsatım, şansım, fikri gelmedi aklıma daha önce. Ama bugünden sonra bunu değerlendireceksiniz. Tabii ki. Tabii ki. Bu ilk bebetimin cevizi. İçine koyacağım ilk bebetin. Normalde bunu merdaneyle de ezebilirler. Rondodan da çekebilirler. Her türlü yapan var bu cevizi de. Ama bu şekilde herhalde daha iyi değil mi? Yani doğrama daha iyi çünkü toz haline gelmiyor. Hem de her lokmada cevizin tadını ısırabiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz. Evet. Şöyle ilk bebetimin baharatlarını da getireyim oraya. Burada bir toz kişnişim var. Burada kimyonum var. Burada pul biberim var. Kimyon olmazsa olmuyor değil mi? Yani bir lezzeti çok... ön plana çıkaran evet. baharatlardan biri. Çok evet. yaygın da kullanılan, hele ki özellikle kıymalı evet. Ben karıştırmış ürünlerle. Olabilirim bunları evet, birbirine. Bu. Şöyle koyacağım. Tuzumu da burada bir yerdeydi ama burada. Tuzunuzu alacağım. Orada. Tamam. Keşkeğimde suyunu çekecek, pişiyor. Bu kadar çeşit yemek pişiriyorsunuz ve sunuyorsunuz, beğeniliyor. Evet. Ama mutlak surette sizin de en çok sevdiğiniz bir yemek vardır. Benim de en çok sevdiğim bir yemek illaki var. Yani benim kebabım çok güzeldir. Yani çok beğeniliyor. Yani bugüne kadar... Çoğu kişiye yaptım. Herkes de memnuniyetle tadına baktı, yedi, beğendi. Ondan sonra içli köfte hem yapımı hem lezzeti konusunda kızarmış ve çiğ köfte, çiğ olarak. Yani beğendiklerim arasında bir tabii bunun gibi bir nice lezzetler var. Beğendiğim, kendi adıma yaptığım. Ama dediğim gibi tamam tuzunu da attım. Pul biberini, kimyonu attım. Siz yerken öyleyse yani kendiniz yerken en çok sevdiğiniz kebap öyle mi? Evet. Severek yedim. Yani burada öyle bir imkan olsaydı, ızgara imkanı olsaydı kebap da yapardım emin olun yani. İlle de kebap diyorsunuz. Evet. Ama dediğim gibi değişik lezzetleri yapmayı da çok seviyorum. Bir de çocukluktan geldiğim için bu işin içinde hani farklı mutfaklarda çalıştım. Evet. Sulu yemek üzerine çalıştım, alakart üzerine çalıştım. Şu anda da banket üzerine çalışıyorum. Pide, lahmacun, döner, o tarz işlerin üzerinde de çalıştım. Hepsi var diyorsun. Evet, şu anki işletmemizde de müşteri yani konuklar ne istese, yani organizasyonu düzenleyen kişi hangi ürün istese yapıyoruz. Hayatımda yapmadığım şey şırdan ve işkembe dolmasıydı. Onu da yaptım tek seferde. Şırdanı da yaptınız mı? Evet. Bravo. Çok zor değil mi? Yani püf noktaları da var onun. Temizlemesi çok zor. Zaten aldığınız yer tam temizlemiyor ki bozulmasın diye. Temizlemesi çok meşakkatli. Ve onu doldurup dikmesi. Çünkü çok saydam bir şeye sahip, yapıya sahip. Doldurup dikmesi çok sıkıntı oluyor. Değil Ama mi? Onu da bir şekilde geliyoruz üstesinden. Yaptım diyorsunuz. Evet yani. Onu da yaptım.
Bravo diyoruz. Şöyle maydanoz sapları ağzımıza geldi. 3-4 maydanoz, 3-4 dal maydanoz da atınca. Kıymam sanki biraz yağsız. Evet, bayağı yağsızdı. Kıpkırmızıydı çünkü. Biraz tereyağı atacağım, onu hem lezzetlendireceğim hem biraz da hamurun içinde yerken ağzımıza yağ tadı gelsin yani. Gelsin. Evet. Açsın biraz eti değil evet, mi böyle? Evet, etin lezzetini açsın. Şöyle çıkma teliyle de işim kalmadı. Buradan bir kaşık alıp şöyle. Daha büyük bir kaşık da verebilirim. Yok, gerek yok. Tamam, peki. Bunu soğumaya bırakacağım. Nereye bırakabilirim? Bana bir yer önerir misiniz? Tabii, hemen. Çünkü hemen. Ocakta da işim olacak ya. Evet. Onu soğuması için buraya koysak. Evet. Buraya alabiliriz. Evet, zaten birkaç kaşık kullanacağımız için. Şöyle buradan hemen diğer ürünüme de bakıyorum. Of. Burada kullanmayacağım baharatlar tarçın, kimyon. Bunları alıyorum buraya. Tamam. Pul biber. En son pul biber kullanabilirim sosumun içinde. Tamam, o orada öyle. Geriye de çok bir şey kalmadı galiba, değil mi? Etim kızaracak, meyve sosumu yapacağım. Kıymam soğuyunca da şimdi hamurumu zaten birleştireceğim. Şöyle bunlarla da içim kalmadı. En son bir dal limon kullanacağım, bir damla. Evet. Keşke pişmesini bekliyorum. Şöyle evet. Etim de 15-20 dakikada kısık ateşte pişsin diye döküm tavuğumun altını açtım. 15-20 dakikada pişecek değil kısık, mi etimiz? Kısık ateşte zaten kuzu pirzola. Evet. Bir de önceden taze kekik ve tuz karabiberle marine ettiğim bir pirzolam var, dörtlü kalem pirzolam. Böyle. Şimdi. Şöyle ben göz kararı yapıyorum. Dileyenler her birinden birer çay bardağı, un yarım çay bardağı olmak üzere yapabilirler. Bundan ortalama 9-10 tane çıkar. İnce köftelik bulgurum, irmiğim. Böyle bir kaba aldım. Şimdi onun üzerine su ilave edeceğim. Sıcak kaynar su. Şöyle etim de burada. Kekiklerini alayım, marine ettim. Yanmasın şimdi üstünde. En son evet. Çıkmaya yakın yine bir iki dal kekikle üzerine atıp servis edebilirim. Bunu da pirzolamı da alıyorum buraya. Burada Şevketli Bostanlı keşkeğim için bir bağlayıcı madde yapacağım. Bağlayıcı bir sos yapacağım. Bir yumurta sarısı ve kremadan oluşan. Çok az da içine nişasta veya un da atabilirim. Gerek de olmayabilir. Böyle bunu da buraya koyduktan sonra. Bir iki kaşık krema. Bir. İki. Bu da 2,5 olsun. Şöyle bir krema yapacağım.
Çok az krema, şöyle nişasta koyacağım kremamın içine, bağlasın diye. Bir tatlı kaşığı kadar. Bunu da buraya koyduktan sonra şöyle bir süzgeç yardımıyla süzeceğim. Nişastanın topakları içine gitmesin diye. Hemen de karıştıracağım. Şöyle etimi de atıyorum ızgaranın üstüne. Biraz daha kapaklı işim kalmadı. Şöyle kapağı da kaldıracağım buraya. Bununla da işim kalmadı. İlk bebetim için sıcak suyum da hazır. Şöyle gezdireceğim. Bir su bardağına yakın. Bunu da böyle buraya bıraktıktan sonra şöyle kaşık yardımıyla karıştıracağım. Bundan bir hamur elde edeceğiz. Bunun içine de tuz, karabiber atacağım. Burada soslarım var. Meyve sosum için şöyle 10-12 tane kadar badem koyuyorum. Bunları tavada tereyağıyla birlikte pişireceğim. Kızarana kadar. Bu tereyağını biraz daha fazlalaştıracağız sonra. Şimdi sadece soteleme için bu işlemi yapıyorum. Kuru meyvelerimi de ilave ediyorum. Bunları da biraz soteledikten sonra nar ekşimi ve kemik suyumu ilave edeceğim. Bir tatlı kaşığı kadar da nar ekşimi ilave ediyorum. Böyle bana göre enfes bir lezzet bu. Şöyle kulak memesinden biraz daha sert olacak kıvamı. Bu hamuru unu ilave ederken hamurunuzun kıvamına göre de edebilirsiniz. Bazen miktarları, tarifler yanılabiliyor ama hamurumun soğuması lazım yapabilmem için. Bir iki dal biber yemi de atacağım pirzolamın kenarlarına. Biberlerimizin de aromasını verdikten sonra hamuruma yavaş yavaş sertleşiyor. Şöyle buradan etim için bir tabak alacağım. Birazdan bunları kesip tekrardan mühürleyeceğiz. Şurada dekor amaçlı kullanacağım ürünlerim var. Sosum da oldu. Kapatayım altını. En son. Bir damla daha su attıktan sonra sosum hazır.
Hadi hazır, hazır. Bunları dekor amaçlı ve yanında garnitür olarak kullanacağım. Kuşkonmazım var. İki parça bir baby havucum var. Şimdi hamurum biraz daha iyi kıvamda. Umarım daha iyi açabilirim bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Etimi de şurada dilimliyorum. Pirzolarımı biraz daha ateş gösterdikten sonra sunumuma geçebileceğim. Sarımsakları yoğurdum içine koydum. Çok fazla tuzumu attım. İçine bir de çok bir iki adet taze kekik atayım. İsteyen atar, isteyen atmaz. Şöyle. Maksat aroma versin. Sarımsaklı yoğurdum. Burada pirzolarımı da şöyle çeviriyorum. Şöyle ilk Mehmet'imi atıyorum ocağa. Şöyle ilk Mehmet'lerim için hazırlıyorum. Kaşıkla biraz düzelteceğim. Şöyle çekmek istedim. Şöyle ilk Mehmet'imin pişen bir tanesini alacağım. Şöyle buraya koyacağım. Yani diğerlerini de pişirmeye başlıyorum. Şöyle attım. Şöyle pirzolarım da pişti. Tabağımın sunumuna geçebilirim.
İyi pişkin seviyorum. Az pişmiş isteyenler daha da az pişirebilirler. Ben biraz iyi pişkin seviyorum. İlk biberlerim suya çıktığında, suyun üzerine çıktığında hazır olduğunu anlayabiliriz. Şöyle bir fırça yardımıyla da bir yemeğimi sosunu verdikten sonra yemeğim tamam, sıra ilk biberimi tabaklamaya geçeceğim. Şöyle azar azar sosumdan veriyorum. Pirzolarımın üstüne. Bu şekilde bir tabak. Tabağım hazır. Ana yemeğim bu. Şöyle en üstüne de ya da şöyle en üstüne de bir adet tabağımın etrafını temizledikten sonra işim kalmıyor burada. Aslında pişik olmazlar şimdi. Şöyle ana yemeğim hazır. İlk bebetim de hazır. Böyle servisini yapıyorum. Şöyle bir kol olarak koymak istiyorum bunlardan birkaç adet. Tabii sadece dekor amaçlı. Ama yenilebilir bir bitki sonuçta. Kekik. Taze kekik. Ben yoğurda yakıştırıyorum şahsen. Şöyle hazır. İki adet ürünüm. Biri Şevketi Bostanlı keşkekli kuzu pirzolam. Biri de Güneydoğu lezzetlerinden biri olan İkbebet'im. Evet efendim, Sayın Taner Dalgın, Taner'in mutfağını Restoran TV'nin mutfağına taşıdı. Evet, bu güzel ederim. Lezzetlerle. Sağ olun. Yani ellerinize sağlık. Teşekkür ederim, ne demek. Sizler için ve izleyicilerimiz yemese de gördükleri kadar afiyet olsun diyelim. Sizlere afiyet olsun, tadına bakacaksınız birazdan. Umarım beğenirsiniz. Umarım yani tarifi de tam detaylı anlatabilmişimdir. Artık seyircilerimizin takdiridir. Beğenirler umarım. Keyifli izlemeler diliyorum onlara da.
Biz de çok teşekkür ediyoruz bu güzel lezzetleri bizlerle, izleyicilerimizle paylaştığınız için. Ellerinize sağlık, teşekkür yüreğinize ediyorum. Sağlık. Sağ tekrar olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar tekrar getirdiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sefalar sizin olsun. Teşekkür ederim. Evet sevgili Restoran TV izleyicileri, gördüğünüz gibi muazzam lezzetler şu an soframızda. Deneyelim diyorum. Tabii. Mutlaka bu lezzetleri tadalım diyorum. Evet konuğumuz Sayın Taner Dalgın güzel lezzetlerle bizleri birleştirdi. Hoşçakalın.